Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bağlıca ilçesinin Üçem köyünde dünyaya geldi. Mustafa ve Yıldız İmirzalıoğlu çiftinin en küçük çocukları olarak dünyaya gelen oyuncunun Derviş ve Yasemin adında kardeşleri vardır. İlk öğretimini Bağlıca'da tamamladıktan sonra orta öğretimi tamamlamak için Ankara'ya teyzesinin yanına taşındı ve lise öğrenimini de Ankara'da yaptı. İlk denemesinde üniversite sınavını kazanamayarak ailesinin yanına döndü. Bir sonraki üniversite sınavında Yıldız Teknik Üniversitesi matematik bölümünü kazandı. Üniversitedeki arkadaşlarının ısrarı üzerine katıldığı modellik yarışmasında başarılı olarak modellik kariyerine başladı. Daha sonra Best Model of Turkey yarışmasının elemelerine katıldı ve birinci seçildi. Bu yarışmada elde ettiği dereceyle Best Model of the World'e katılarak birinci oldu. Böylece ilk defa Türkiye'den bir model bu yarışmada dünya birincisi oldu. Televizyon ve sinema ekranlarıyla tanışması ise ünlü yönetmen Osman Sınav'ın sayesinde gerçekleşti. Sınav'ın desteğiyle katıldığı Deli Yürek dizisini seçmelerinde başarılı oldu. 1999-2002 yılları arasında yayın hayatını sürdüren ve efsane haline gelen dizide Zuhmiroğlu karakterini canlandırdı. Başarılı oyuncu, dizinin devamı olarak gösterilebilecek olan sinema filmi Deli Yürek, Bumerang Cehennemi'nde rol alarak sinemaya da atıldı. Deli Yürek süreci bittikten sonra eğitimi için Amerika'ya gitti. Amerika'dan dönünce birçok film ve dizi için teklif aldı. 2003 yılında Uğur Yücel'in yazıp yönettiği Alacakaranlık dizisinde rol aldı. Bu dizide cinayet masasında kendini ispatlamaya çalışan genç ve dürüst bir komiser Ferit Çağlayan karakterini canlandırdı. Aynı yıl yine Uğur Yücel'in hazırladığı Yazı Turu adlı sinema filminde Olgun Şimşek'le birlikte rol aldı. 2005-2007 yılları arasında Selin Demiratar ile beraber başrollerini paylaştığı Acayat adlı dizide oldukça başarılı bir performans sergiledi. 2 sezon devam eden dizide Mehmet Kosovalı karakterini canlandırdı. 2006 yılında ise yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği Son Osmanlı Yandım Ali filminde başrol oynadı. 2007 yılında vizyona giren Kavadayı filminde efsanevi oyuncu Şener Şen ile beraber rol aldı. İmirzalıoğlu bu filmde canlandırdığı uyuşturucu bağımlısı mafya babası Devran rolüyle sevenlerin gönlünde taht kurmayı başardı. 2010 yılında vizyona giren Ejder Kafanı adlı sinema filminde tekrar Uğur Yücel ile birlikte kamera karşısına geçti. Akrep Celal adlı bir başkomiseri canlandırdığı film sayesinde Sadri Alışık Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. 2009 yılında Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi dizilerinden biri olarak gösterilen Ezel adlı dizide başrol oynadı. 2 sezon devam eden dizide Tuncel Kurtiz, Cansu Dere, Barış Falay ve Haluk Bilginer gibi usta oyuncularla birlikte rol aldı. Usta yönetmen Uluş Bayraktar tarafından yönetilen dizi Türk televizyonlarının en çok izlenen aksiyon ve drama dizilerinden birisi oldu. Oyuncu bu dizide başarılı performansıyla Altın Kelebek ödül törenlerinde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. 2012 yılında Osman Sınav'ın Uzun Hikaye adlı sinema filminde oynadı. Manken Tuğçe Kazaz'la başrolü paylaştığı filmde Bulgaryalı Ali karakterini canlandırdı. Yine 2012 yılında başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Korel ile başrolü paylaştı. Mahir Kara adlı genç bir delikanlının babasının işlemediği bir cinayet yüzünden idam edilmesine karşı verdiği mücadelenin anlatıldığı dizi oyuncunun oldukça beğenilen projelerinden biri oldu. Kenan İmirzalıoğlu 2014 yılından itibaren beraber olduğu Sinem Kobal ile 29 Mayıs 2016 tarihinde Cunda Adası'nda evlendi. Oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip oyuncu, 2016 yılında henüz herhangi bir projede rol almadı.